Vay canına. Bu harikaydı. Bugünün meydan okuması kardeş rekabetine yepyeni bir anlam getirecek. İki kardeş efsanevi bir pist yapmak için birlikte çalışacak. Ve sonra da o pistte birbirleriyle yarışacaklar. Sonunda sadece biri kazanacak. Bunun adı çarpışma yolu yarışı. Evet. Vay canına. Bunu gördünüz mü? Yaşasın. Hot Wheels Labs Unlimited'a hoş geldiniz. Ben Chloe. Ben de Jabari. İşte bugünün Track Builder'ları. Merhaba, adım Grayson. Benim de Jace. İşte kurallar. Hücum eden arabalar turuncu yollarda. Savunma yapan arabalar siyah yollarda ilerleyecek. Hücum eden araba sarı sepete girerek gol atmaya çalışacak. Savunma yapan araba diğer arabalara çarparak onları engellemeye çalışacak. Jace ve Grayson hem hücum hem de savunma yapacak. 3 turun sonunda en çok gol atan Track Builder kazanacak. Hadi başlayalım. Yerlerinize hazır. Başla. Evet, işte başladık. Önce Jace hücum yapacak. Grayson ise savunma yapacak. 3, 2, 1, başla. Jace hemen gol attı. Hadi bir daha izleyelim. Grayson bu sefer arabalarını biraz geç bıraktı ama başka çarpışma şansları da olacak. 3, 2, 1, başla. O işte bu. Grayson bu ilk gole hızlı bir çarpışmayla cevap verdi. Vay canına, Pixel Shaker kavşağa ulaşarak ilk bloğunu koydu. Ah Jace, puan kazanamadı. 3, 2, 1, başla. Gol! Hey! Ah! O Dashiell Speed Driver'a çarptı ama yola devam etti. Aha, o araba tam tepeden atladı. Bu Jace'in ikinci golü. Şimdi de Grayson'u görelim. Yer değiştirme zamanı geldi. 3, 2, 1, başla. Tam isabet. Ona Tevin Mill'le vurdu. Arabalar havaya uçtu. Bu çarpışmayı tekrar tekrar izleyebilirim. 3, 2, 1, başla. Ve Grayson da ilk golünü attı. Tekrar gösterimde. Little Diesel'ın onu az farklı ıskaladığını görüyoruz. Jace onu Rakin Santa Sled'le havada yakaladı. Birinci turun sonunda Jace 2-1 önde. Bakalım Grayson ikinci turda onu yakalayabilecek mi? Çarpışma yolu her turda genişliyor. Ve daha da zorlaşıyor. Huhu, şu piste bakın. Kardeşler piste ikinci bir çarpışma bölgesi ve daha fazla savunma yolu eklediler. Bu parkur aksiyon dolu. Hadi başlayalım. 3, 2, 1, başla. Aa, çok yaklaşmıştı. Jace ilk çarpışma bölgesinden geçiyor ve virajı dönüyor. Grayson yer çekimi düşüşünde ona vurmayı planlıyor ve bunu başarıyor. Grayson muhteşem bir iş başardı. 3, 2, 1, başla. Araba çarpışma bölgesinden hızla geçiyor. Her yerde uçan arabalar var. Ve sepete girince Jace bir gol daha atıyor. Bu harikaydı. 3, 2, 1, başla. Jace şimdi bir sayı daha alırsa farkı iyice açacak. Çok yaklaştı. Jason onu engelledi. Bunu bir daha izlemeliyiz. Pat Gizkut gol çizgisinde Clear Speeder'ı engelledi. Grayson, Jace'in ikinci turda bir golde kalmasını sağladı. Şimdi yer değiştirecekler. 3, 2, 1, başla. Grayson'ın ilk seçtiği araba Clip Road. Hadi, hadi, hadi. Başardı. Evet. İlk çarpışma bölgesini atlatıyor. Little Diesel tarafından ezilmekten kurtuluyor. Ve Jace ona yine havada çarpıyor. Bir kez daha. 3, 2, 1, başla. Araba virajları geçiyor. Engellendi. Hadi bir daha bakalım. Bu çok büyük bir çarpışmaydı. 3, 2, 1, başla. Grayson'ın final turundan önce beraberliği sağlamak için bir şansı daha var. Gol! Grayson eşitliği sağladı. Hadi tekrar izleyelim. Ön kapaklar Clear Speeder'ı kurtardı. Üçüncü turdayız ve puanlar eşit. Kardeşler pistlerinin seviyesini bir kez daha arttırdı ve bu pist gerçekten efsanevi. Burada daha fazla çarpışma bölgesi ve daha çok çapraz geçiş var. Hadi bakalım Jace ve Grayson, yapalım şu işi. 3, 2,
Başla. Hadi. 2, 3. Hadi. Gol. Hadi öne çıkan anlara bir daha bakalım. Scuba di Fuego çarpışma bölgelerini fırtına gibi geçti. Her yerde kırmızı bariyerler havaya uçtu. Bu çok tatlıydı. 3, 2, 1, başla. Evet. Elektro silüet yarışı fena çarptı. Grayson'ın bu bloğa çok ihtiyacı vardı. Ve böylece sıra Jason bugünkü son arabasına geldi. 3, 2, 1, başla. Retroaktif yeniden iş başında. Grayson onun ikinci çarpışma bölgesinden geçmesine izin veriyor. Grayson zamanlaman mükemmel. Onu son çarpışma bölgesinde durdurdu. İnanamıyorum. Evet. Şimdi de hücum sırası Grayson'da. Kazanmak için iki gole ihtiyacı var. Bu kolay olmayacak. 3, 2, 1, başla. Donut Drifter yola çıktı. Hadi. Chase onu durdurmak için elindeki her şeyi gönderiyor. Şuraya bakın. Donut gol attı. Bunu tekrar izlemeliyiz. Grayson beraberliği sağladı ve bir hakkı daha var. Grayson bir gol daha atarsa yarışı kazanacak. 3, 2, 1, başla. T-Rex Troyer ilk çarpışma bölgesini fırtına gibi geçti. Ve kırmızı barikatları da aştı. Evet, ne gole bak. Bu sonuçta yarışı Grayson kazandı. Buna inanamıyorum. Bu şimdiye kadar gördüğümüz en çılgın bitişti. T-Rex Troyer çarpışma yolu yarışının en değerli arabası olmayı başardı. Yani çarpışma yolu şampiyonu Grayson oldu. Tebrik ederiz Grayson. Harika bir gün ve harika bir parkurdu. Ve harika bir rekabetti. Chase ve Grayson'a bugün bizimle pist inşa ettikleri için özellikle teşekkür ediyoruz. Laps Unlimited'ın yeni bir bölümünde bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Siz nasıl bir çarpışma yolu kurardınız? Olasılıklar sınırsız. Vay canına. Hadi başlayalım. Bugün Laps Unlimited'da 4 araba takımı bayrak yarışı yapacak. Arabalar çarpışacak, kayacak ve birbirlerini bitiş çizgisine fırlatacak. En hızlı takımlar yola devam edecek. Ve diğerleri eve gidecek. Bunun adı tampon tampona mücadele. Vay canına, inanamıyorum. Nasılsınız Track Builder'lar? Ben Jabari. Ve ben de Chloe. Hot Wheels Laps Unlimited'a hoş geldiniz. Bakalım bugünkü pistleri kim inşa edecek? Benim adım Chez ve tampon tampona mücadele pistini ben kuracağım. Dikkat! Hazır! Başla! Vay canına Chez, bu harika bir pist. Sonsuzluk sarmalına doğru güçlü bir başlangıcı seviyorum. Ve kutuyu da geçitten etkileyici bir çıkış yapmak için kullanmışsın. Bu fırlatıcılar kontrol noktaları. Atlayışlar ve çemberler aksiyonu artırıyor. Hadi nasıl çalıştığına bakalım. 4 araba takımı pisti en kısa sürede tamamlamak için yarışacak. Her takımın 4 arabası var ve birbirlerini bu fırlatıcılara gönderecekler. Fırlama rampaları pistin üzerinden kayabiliyor. En hızlı takımlar şampiyonluk turuna çıkacak. Ama sadece bir tanesi tampon tampona şampiyonu olacak. Hadi yarışalım. İlk sırada Street Winner takımı var. Aylardır antrenman yaptıklarını duydum. Gösteri başlasın. 3, 2, 1, başla. Çok hızlı gidiyor. Hadi, 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 hadi. Ve yakalama sepetine ulaştı. Hadi sonuca bakalım. Street Winner takımı ilk parkuru 8.86 saniyede tamamladı. Hadi birkaç çarpışmaya göz atalım. Street Winner'ın ilk dokunuşu harikaydı. Bu atlayış müthişti. Winster Prototype tüm gücünü Little Diesel'a aktardı. Ve böylece elektro silüeti yakalama sepetine gönderdi. Street Winner takımı yarışa güçlü bir gösteriyle başladı. Hadi şimdi hangi arabaların yarışacağına bakalım. Retroaktif takımı kazanmayı çok istiyor. Bu aerodinamik bir araba seti. Peki şık tasarımlarını destekleyecek kadar hızlılar mı? 3, 2, 1, başla! Wow! Virajı döndü ve bitirdi. Retroaktif takımı parkuru 9.76 saniyede tamamladı. Street Winner takımı kadar hızlı değil ama yine de iyi bir yarıştı. Hadi bu yarışın öne çıkan anlarına bakalım.
Araba burada 8 şeklindeki sarmalı dolaşıyor. Ve çarpışma barikatını havaya uçuruyor. Ne gösteri ama. Kayarak yaptığı bu vuruşta öndeki arabayı büyük bir hızla fırlatıyor. Vay canına, bu mükemmel bir atlayıştı. Hot Wheels Warp Speeder öndeki arabayla birlikte fırlatma rampasına giriyor. Scuba di Fuego çemberlerde dönerek güç kazanıyor. Twin Milk şık bir taklayla bitişe ulaşıyor. Bir dakika, bu ses ne? Tabii ya, Clip Rat takımı motorlarını çalıştırdı bile. 3, 2, 1, başla! Oho, araba kontrolden mi çıktı? Deora 3 çemberi birbiri ardına geçiyor. Ve son arabayı yakalama sepetine gönderiyor. Şimdi de neler olduğunu yakından izleyelim. Clip Rat spiralde fırtınalar estiriyor. Fırlatma rampasında çok büyük bir hız kazanıyor. Clip Rat bu kapıdan kıl payı kurtuluyor. Ve sıra atlayışa geliyor. Evet, başardı. 11.64 saniyelik bir derece elde ettiler ve böylece 3. sıraya yerleştiler. Bu iyi bir yarıştı ama işe yarayacak gibi görünmüyor. Ve geriye son bir takım kaldı. Clear Speeder takımı şık görünebilir. Ama burada çok sağlam ve güçlü arabalar var. 3, 2, 1, başla! Clear Speeder temiz bir başlangıç yaptı. Çıkardığı sesler bile tertemiz. Hadi, hadi, hadi! İşte bu kadar. Tebrik ederiz Clear Speeder takımı. 9.5 saniyelik bir dereceyle bir üst tura geçtiniz. Hadi daha yakından bakalım. Yarış 8 şeklindeki sarmalla başlıyor. Bu yarıştaki her şey çok hassas ilerliyor. Bu atlayış gerçekten çok havalı. Ve artık durumu netleştirmek üzereyiz. Şampiyonluk turuna geçiyoruz. Chez şimdiki yarışımız için bu pistin seviyesini yükseltecek. Dikkat! Hazır! Başla! Hey, şuna bakın. Chez sarmalı döndürüyor ve daha uzun olan piste bağlıyor. Ve fazladan akrobasi alanları ekliyor. En iyi dereceyi Street Winner takımı yaptığı için yarışa ilk onlar başlayacak. 3, 2, 1... Başla! Hadi gidelim! Nasıl bu kadar hızlı gidebiliyor? Ve ters taklayla yakalama sepetine ulaştı. İnanamıyorum, bu gerçekten harikaydı. 9.38 saniyelik bir dereceyle bu pistin tozunu attılar. Vay canına! Hadi tekrarını izleyelim. Street Winner ilk fırlatıcıdan neredeyse mükemmel bir çıkış yaptı. İşte bu klasik Hot Wheels yarışı. Araba engellerde fırtınalar estirdi. Bunu gördün mü? Gerçekten müthişti. Bu takım pistin son yarışında güçlü bir gösteri yaptı. Sıra son yarışa geldi. Şampiyonu taçlandırmak için sabırsızlanıyorum. Clear Speeder takımı gereken her şeye sahip olduğunu kanıtlamaya hazır. Hadi gidelim Clear Speeder. 3, 2, 1, başla! Klop ve Dagger atlayışını yaptı. Şimdi sıra Figrik'te. Çarpışma bölgesinden çıkarken yavaşladı. Ah! Yakalama sepetine ulaştı. Bu yarış kaç saniye sürdü? Ne? 9.26 saniye mi? Ne yarış ama. Bunu tekrar izlemeliyiz. Clear Speeder müthiş bir başlangıç yaptı. O sarı kapılar barikatları havaya uçurdu. Bu tamponlar ateş gibi. Yere çok düzgün indi. Ben hiç bu kadar hızlı bir şey görmemiştim. Akrobasi barikatlarını birbirine kattı. Böyle yarışlar bana her gün yeni parkurlar yapmak için büyük bir heyecan veriyor.
Ve böylece Clear Speeder takımı tampon tampona şampiyonu oldu. Vay canına, bu muhteşem bir yarıştı. Labs Unlimited'ın bu bölümü de sona erdi. Track Builder Chase'e çok teşekkür ediyoruz. Chase bu arabaları pırlattı, çarpıştırdı, zıplattı, çarptı, döndürdü ve bitiş çizgisine ulaştırdı. Siz bundan sonra hangi yarış pistini kuracaksınız? Olasılıklar sınırsız. Biz burada Labs Unlimited'da arabalarımızı zorlayan pistleri severiz. Ve bugünkü inşaatımız efsanevi engellerle tam da bunu yapıyor. Merhaba, ben Jabari. Ve ben de Chloe. Hot Wheels Labs Unlimited'a tekrar hoş geldiniz. Bugünkü Track Builder yarışmacılarımız bizi bekliyor. Merhaba, adım Tyler ve bu da küçük kardeşim Barrett. Engelli parkur yarışı pistini biz inşa ettik. Hadi hangi araba sona kalmayı başaracak görelim. Gidelim. Yerlerinize hazır, başla. İşte bugünkü yarışmacılarımız bu pistte yarışacaklar. Bu parkur yaratıcı engellerle dolu. Her biri bir öncekinden daha zor. Kırmızı barikatı geçen ve yakalama sepetine giren en hızlı araba engelli parkur şampiyonu olacak. Ve sırada ilk araba Clear Speeder. Başla! Yürü Clear Speeder, yürü! Çok hızlı gidiyor. Oh! Aa, bundan daha ileriye gideceğini sanmıştım. Clear Speeder çember koridorundan geçti ama U dönüşünde kaza yaptı. Demek ki yeterince hızlı değildi. Sırada Night Dragon var. 3, 2, 1, başla! Oh, tam dinozor ormanından çıkarken kaza yaptı. Bu performansı onu aşağı çekti. Bakalım Pixel Shaker ortalığı karıştırabilecek mi? Pixel Shaker Monster Truck köprüsünden geçti. Aha, ama çember koridorunda takılı kaldı. Bakalım o çemberlerde ne olmuş? Pixel Shaker'a bir top çarpmış gibi. Büyük şanssızlık. Sıra şimdi de Scoopa Di Fuego'da. 3, 2, 1, başla. Vay canına, ilk engellerden şimşek gibi geçiyor, hiç sorun yaşamıyor. Oo, Scuba Di Fuego çok iyi gidiyor. Evet, sörf tahtasını geçti. Aa, ama büyük atlayışı başaramıyor. Çok iyi bir denemeydi. Bu Labs Unlimited'da şimdiye kadar gördüğümüz en büyük atlayışlardan biri. Atlama noktaları arasında tam 15 araba var. Ve bu engeller bugün başka yarışmacılarımızı da mağlup etti. Figrek burada daha önce başarısız olunca büyük atlayıştaki arabalara takıldı. Steer Clear sağlam yarıştı ama Motodoro'yla karşılaştı. Hotwire yeterince hızlanamadı ve atlayışta çuvalladı. Ve Cloak & Dagger de burada tepe taklak oldu. Bakalım şimdiki arabamız bu harika büyük atlayışı geçmeyi başarabilecek mi? 3, 2, 1, başla! Hot Wheels Warp Speeder dinozor ormanını geçti. Çok hızlı gidiyor. Vay canına! Surf tahtasını da geçti. Ve büyük atlayışı da geçti. Mükemmel sıçradı. Durma, sakın durma. Hot Wheels Warp Speeder hala ilerliyor. Hadi, hadi, hadi! Başaracak mı? Tırmanıyor, tırmanıyor. Hot Wheels Warp Speeder başardı. Engelli parkur yarışını ilk tamamlayan araba oldu. Öne çıkananları tekrar izlemeliyiz. Hot Wheels Warp Speeder geçitten neredeyse mükemmel çıktı. Vay canına, az kalsın çemberde bir topa çarpacaktı ama kurtuldu. Bu müthiş bir atlayış. Muhteşem. Barrett çığ bölgesinde arabaları bıraktı. Oh, ama onları da atlattı. Şimdi de güç kulesine tırmanıyor. Son tırmanışta bir tekerleği pistten çıktı. Ama toparlandı ve yarışı tamamladı. Hadi, hadi, hadi! Bu muhteşem bir performans. Hot Wheels Warp Speeder böylece liderlik tablosunun zirvesine yerleşti. Bakalım Street Winner başarılı olabilecek mi? Hadi, hadi! O fırlatıcı da çok büyük bir hız kazandı. Street Winner pistte fırtınalar estiriyor. Bu çok iyiydi. Harika bir atlayıştı. Hadi, hadi, hadi. Bu arabayı hiçbir şey durduramıyor.
Aydın'la. Ve Street Winner 2'nin altında kaldı. Ah, bu kötü oldu. Ben bu sandviçin sonuna kadar gideceğini sanmıştım. Bu arabalar her yeri kapladı. Bu çarpışma gerçekten müthişti. Bakalım Clip Road bu parkuru tamamlayabilecek mi? Çiçeğin! Güçlü başladı. Çok hızlı ilerliyor. Çok gerginim. Başarabilecek mi? Vay canına! Bu şık tasarım karşılığını şimdi veriyor. İşte hız buna denir. Clip Road minder koltuk deliğinde düştü. Hadi gel saralım. Masaya çarptığı anı tam olarak görmek istiyorum. Gerçekten kötü çarpmış. Şimdi de Corbinator bu yarışın puan tablosunu karıştırmaya geliyor. Yürü hadi. Gerçekten hızlanıyor. 1-2-3 çemberi de geçti. Harika. Sıra benim en sevdiğim kısma geldi. Evet, başardı. Yürü hadi. Corbinator büyük atlayışı çok rahat geçti. Bu küçük araba çok enerjik. Bu bir maratona dönüştü. Çok yaklaşmıştı. Ve güç kulesinde hayalleri suya düştü. Üzülme Corbinator. Birçok araba o kulenin gücüyle başa çıkamadı. Güç kulesi bir sürü arabayı harcadı. Mattel Dream Mobile parkurun büyük kısmını tamamladı. Ama sonunda aşağı düşünce kendini bir kabusun içinde buldu. High Roller çok iyi bir başlangıç yapmıştı ama sonunda o da dayanamadı. Bu kocaman yükselen kulede Bifocal 2'ye de bay bay dedik. Rakin Santa Sled bile işi bitiremedi. Şimdi de sıra günün son yarışmacısı Linster Prototip'e geldi. 3, 2, 1, başla! Bu araba genelde pistlerimizin en güçlü yarışmacılarından biridir. Bakalım neler yapacak? Vay canına! Çemberlerin hepsini geçti. Sörf tahtasını büyük bir hızla geride bıraktı. Büyük atlayışta füze gibi fırladı. Linster Prototip arka bahçede son hıza ulaştı. Bakamıyorum. Hot Wheels Warp Speeder'ın derecesini geçebilir. İşte bu. Linster Prototip, engelli parkur şampiyonumuz sensin. Hadi şu şampiyonluk anlarının tadını çıkaralım. Yarışma müthiş bir performansa sona erdi. Hadi gidelim. Linster Prototip hayranlarını hayal kırıklığına uğratmadı. Engelli parkur yarışında bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Tebrikler Tyler. Sana da Barrett. İkiniz de Track Builders uzmanlarısınız. Burası Hot Wheels Labs Unlimited. Sırada ne inşa edeceksiniz? Olasılıklar sınırsız. Evet. İşte bu. Bu yakalama sepeti yarışması. Bu yakalama sepeti. Ve bu da yarışma. Bugünkü pistimizde 4 yakalama sepeti olacak. Ve arabaların her birine atladığını göreceğiz. Evet. Yerlerinize hazır, başla. Hot Wheels Labs Unlimited'a tekrar hoş geldiniz. Ben Chloe. Ve ben de Jabari. Bugün 4 yarışmacı yakalama sepeti şampiyonu olmak için karşı karşıya gelecek. Her pist 1, 2 ya da 3 puanlı bir sepete çıkıyor. Çemberlerden geçen pistimizin değeri 1 puan. Akrobasi barikatı duvarından geçen 2 numaralı pistimizin değeri 2 puan. Büyük bir atlayışla tamamlanan uzun pistin değeri 2 puan. Ve son pistimiz arabaları parkurun karşı tarafındaki 3 puanlık sepete yollayacak. Yarışmacılar istedikleri pistle başlayabilir ve pist değiştirmek için her zaman ayar yapabilirler. 25 puana ilk ulaşan kazanır. Evet. Hadi yarışmacılarımızla tanışalım. Ben Black ve yakalama sepeti yarışmasına hazırım. Merhaba, ben Jack. Ben de Semaya. Merhaba, ben Zen. Kalkışa hazır mısın? Evet. Hadi bir an önce başlayalım. 3, 2, 1, başla! Görünüşe göre Semaya yarışmaya çarpışma pistinden başlamayı seçmiş. Ve 2 puanlık atlayışlarla yarışın başında öne geçti. Jack yüksek atlama pistiyle başlamayı seçti. Bakalım başarabilecek mi? Araba sepete giremeden düştü.
Zen büyük çember pistiyle başlıyor. Ve takla atan arabasıyla bir puan kazanıyor. Başardı. Vay canına Blake. Uzun atlama pistiyle başlayarak çok cesur davranıyorsun. Bunu başarmak çok zor. Ama en çok puanı da bu pist kazandırıyor. Ve arabalardan birini sepete sokup 3 puan aldı. Ve bir tanesini de yukarı yolladı. Eğer böyle devam ederse rahat bir liderlik elde edebilir. Zen yeni puanlar almak için çarpışma pistine geçiyor. Araba fişek gibi fırladı ve sepete girmeyi başardı. Oho! Bir 3 puan daha aldı. Ama bu puanlar çabuk kazanılmıyor. Blake liderliği ele geçirdi. Vay canına, şuna bak. Şimdi de çemberi uzun atlama pistine bağlıyor. Ve Semaya ilk atışında sepeti tutturmayı başardı. Bu gerçekten muhteşem. Evet, bakalım bunu bir daha yapabilecek mi? İnanamıyorum. Bu puanlar Semaya'nın yarışmada epey ilerlemesini sağladı. Jack kendine güveniyor olmalı. Çemberi uzun atlama pistine bağlıyor. Sepete bir araba daha soktu. Jack'in artık bir sürü puanı var. Blake vites küçültüyor ve çember pistine geçmeye karar veriyor. Venus Racer pistte fırtına gibi esiyor. Harika atış. Blake bir puan daha kazandı. 8 şekilli sarmal puan kazanmanın iyi bir yolu. Jack arkadaşlarını yakalamak için farklı bir piste geçiyor. Ve 2 puan kazandı. Sepete girmeden önce bariyerleri dağıttı. Semaya yine 3 puanlık bir atış deniyor. Ama bunun biraz zor olduğu ortaya çıkıyor. Rakipleri ona yaklaşıyor. Stratejisini yeniden düşünmesi gerekebilir. Aha, Zen pist değiştiriyor. İşler ilginç bir hale gelmek üzere. Evet, işte bu. Harika atıştı Zen. Blake sağlam bir temel oluşturdu ve şimdi de daha yüksek puanları hedefliyor gibi görünüyor. Yaşasın. Evet, ve başardı. Çarpışma pistinde sepete ulaştı. Aa, geçitten ok gibi fırlayıp 2 puan aldı. Blake liderliği ele geçirdi. Semaya yine pist değiştiriyor. Bu yüksek atlamanın değeri 2 puan. Bakalım Semaya kaç atışı tamamlayacak? Yüksek atlamayı ıskaladı ama yine de 1 puanlık sepete girdi. Ve bu sefer başardı. Ne atlayış ama. Ohoho! Bu araba kırmızı geçidi havaya fırlattı ama sepeti kıl payı ıskaladı. Jack yüksek puanları hedefleyerek risk aldı ama şimdi diğerlerinden geride kaldı. Zen yüksek atlamada şansını bir kez daha deneyecek gibi. Ve başardı. Tam isabet. Zen 2 puan daha kazandı. Blake bir atış daha yapıyor ama araba sepetin ucunda asılı kaldı. Onu içeri sokması için başka bir araba gönderiyor. Bu harikaydı. Jack bu pistte hızla puan topluyor. Evet, işte bu. Trek Stroyer taklalar atarak 1 puan daha kazandı. Jack kesinlikle unutulmaz bir geri dönüşe hazırlanıyor. Semaya birkaç puan daha kazanmak için çember pistine geçti. Ve şimdi atışları ardı ardına sıralıyor. Peki ama bu yeterli olacak mı? Jack başladığı yere geri döndü. Yüksek atlama pistini çok seviyor olmalı. Güzel. Bir arabayı daha 2 puanlık sepete soktu. Jack ve Blake yarışmada farkı açıyor. 25 puana ilk kim ulaşacak? Blake 1 puan daha aldı. Blake bu pistin her yerini darmadağın etti. Şimdi de yüksek atlamaya geçiyor. Blake'in arabası uçarak sepetin içine girdi. Blake 25 puana yaklaşıyor. Bu yarışmayı o mu kazanacak? Araba kutunun üstüne uçtu ve orada asılı kaldı. Onu sepete göndermesi için başka bir araba yolluyor. Ve bu son atış Jack'i 22 puana çıkardı. Ama Blake ondan 1 puan önde. Vay canına. Jack 2 pistte aynı anda atış yapacak. O tam bir çılgın. Bam bam. Kesinlikle inanılmaz. 2 araba da sepete girdi. Yarış sona erdi. Ve bu çifte atışta Jack yakalama sepeti yarışmasını kazandı. Labs Unlimited'da harika bir gün geçirdik. Hiç bu kadar çok uçan araba görmemiştim. Her yarışmacı elinden geleni yaptı. Ve hepsi de aynı zamanda uzman bir track builder.
muhteşem pist kurulumu. Hazırlan Elliot. Bugüne dek gördüğün en iyi doğum gününe gidiyoruz. Gözlerini açma sakın. İhtiyacımız olan şey bende. Ne? Vay! Tamam Elliot, gitmeye devam et. Ya bir yere çarparsam? Açıyorum gözlerimi. Olmaz. Endişelenme doğum günü çocuğu. Seni yanlış yerlere götürmeyiz. Pekala ekip. Size güveneceğim. Çünkü doğum günü sürprizim için aşırı heyecanlıyım. Hayır olamaz. Piste slime var. Geçmek imkansız. Merdivenimi kaybettim. Merdivenimi gören oldu mu? Olamaz. Elliot dur. Bu da ne? Endişelenme. Seni partiye yetiştireceğiz. Güç içinde. Evet, senin slime'ın. Muhteşem bir pist kurarak. Sınır yok. Kural yok. Kısıtlama yok. Geliyordum atmak yok. Bu yapışkandan kurtulmak için anlatacaklarımı dinleyin. Dikey fırlatma kitim kalkışa hazır. Vuhu, evet. Hayır, olamaz. Sanırım hasta olacağım. Şimdi de bana özel hız patlamasını deneyelim. Hadi gidelim. Yol tutuşuna dikkat. Wow, of. Yani bayağı tuttu bak. Ultra itiş gücü bile geçmemi sağlayamadı. Olduysanız vıcık vıcık, üçlü dönüş yapın azıcık. Doğum günü çocuğu nasıl yapılıyor göstersin. İçimden bir ses partime yetişemeyeceğimizi söylüyor. Bu şey ne tam olarak katı ne tam olarak sıvı. Sanırım buldum. Bu pistin etrafında gaza biraz yüklenirsek bu garip yapışkanı atlatabiliriz. Bu pist bir harika. Bir denesene Elliot. İşe yarıyor. Bir damla bile slime bulaşmadı. Dikkat et. Sürpriz. Gün içinde demiştik. Evet. Pastanın. Zafer de çok tatlıymış. Sıra sende. Evet. Evet. Zafer için evet. Evet. Ve kanyona düşüyor. Ben hallederim. Sofia hayır. O rampaya o kadar hızlı. Çıkma. Hey ekip, onu buldum. Ama şimdi de çıkamıyorum. Endişelenme, biz sana yardım edeceğiz. Muhteşem bir pist kurarak. Sınır yok, kural yok. Kısıtlama yok. Geri adım atmak yok. Gördün mü Sofia? En hızlı her zaman en iyi olmuyor. İlk olarak aşağı kadar güvenli bir yol açmak için kıvrımları kullanacağız. İşe yaradı. Hey! Tata! Ne kadar rahattı gördün mü? Şimdi sen de burada kalmış oldun ama. Hayır kalmadım. Sorun yok. Daha fazla hız lazım. Siz ikiniz ne yapmaya çalışıyorsunuz? Bu büyüklükte bir kanyondan çıkmak için aynı büyüklükte bir zıplama gerek. Şunu izleyin. Wow. Hazır. Olamaz. Yeterince hızlı değildin. Atlayış iyi miydi bari? Annem her zaman der ki, eğer başaramazsan dön ve yeniden dene. Şu zıplayıştan sonrasına bir dönüş ekleyelim. Vay canına. Harika! Hey! Sen bizi dinlemiyor musun? Daha çok hız gerek. Sofia haklı.
Böylesi dik bir rampada bize karşı koyan en güçlü şey yer çekimi. Bunun içinse bize ne lazım Sofia? Sofia? Ne? Oh! Hız, hız, hız! Hadi başlayalım. Biraz tehlikeli görünüyor sanki. Bu harika oldu. Boom! Eşsiz. Sanırım işe yarayacak. Başardı. Evet. Şunu söylemeliyim ki Sofia, sana özgü hız patlamasının tam yeri ve zamanıydı. Ve sanırım yeni bir oyunda icat ettin. Hız topu. Efsane. Boom. Hey. Hadi gidelim. Hadi. Hadi yapalım. Buraya gel. Ne istiyorsun, ton balığı mı? Ha lütfen. Kimi kovalıyorsun Chase? Büyük annemin kedisini. Ona göz kulak oluyordum ama kaçtı. Ben görmedim. Ah, yine kaçırdım. Bu o mu? Nerede? Evet o. Ama oraya nasıl çıkacağız ki? Tabii ki. Muhteşem bir pist kurarak. Sınır yok. Kural yok. Kısıtlama yok. Geri adım atmak yok. Peki millet. Şu kediciyi oradan kurtaracak fikirleri duyalım. Belki benim şu uçan dronlarımdan bir tanesine binebilir. Evet. Kedi bir drona nasıl binsin? Bu insanlı bir uçuş görevi olmalı. Lazım olan şey bende. Yeterince hıza ulaşırsam kendimi binanın tepesine fırlatabilirim. Wow. Sanki fazla hızlı gibi. Şey mi düşünsek acaba? Dönüş. Hmm. Dönüş. 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 Bence işe yarayacak. Peki nasıl olacak? Dönüşlerin ne kadar eğlenceli olduğunu görecek ve aşağıya inmek isteyecek. Bana güvenin. İşte bu. Sence gördü mü? Evet. Kalan tek seçeneğimiz imkansızı denemek. Bugüne kadar yapılmış en yüksek pist bu olmalı. Hazır. Geri adım atmak yok. Tam isabet. Kedi nerede? Onu görebiliyorum. O... O... Dönüşleri geziyor. Benim fikrimin harika olduğunu söylemiştim. Ne diyebiliriz ki? Haklıymışsın. Evet! Hadi gidelim. Buraya dön. Hot Wheels 60 derece gibinde bu hafta. Boyunla karşı karşıyayız. Chase ve ekibi yakıtları bitmeden dev gorili yenebilecek mi? Meydan okuma kabul edildi. Şuna bak. Çok havalı. Bazı kristaller kahverengi. Vay canına. Sarı mı? Bunu daha önce hiç görmemiştim. Bu inanılmaz bir şey Queen. Söylemiştim Chase. Çocuklar şuna bakın. Hot Wheels şehrindeki en büyük elmas bu olmalı. Şuna bak Sofia. Bu elmas öyle büyük ki üçümüz birleşsek ancak kaldırırız. Çok güzel oldu o kiss. Raymond! Seni hiç beklemiyordum. Ne istiyorsun? Mağazanın tadını çıkartıyorum. Ya tabii Draven. Eminim o müthiş elması çalmaya gelmişsindir. Nasıl işlemediğim suçlardan ötürü beni suçlarsın sen bakayım? Yani henüz. Mağaranın tadını hep birlikte çıkartalım. Asla olmaz. Kesinlikle hayır. Yine bir işler peşinde bu. Hey! Deprem! Sofia, merhaba.
olmazsa Hot Wheels şehri kısa sürede sıfırı tüketmiş olacak. Neyse ki Ultimate Garaj ekibi günü kurtarmak için burada. Evet. Gurin öyle güçlü ki Chase'i alt etti. Gurin amma da hızlı. Benim kadar hızlı değil. Şimdi sıra Sofia'da. Bu devasa gorille mücadele etmek bir işe yaramıyor anlaşılan. Dikkatini dağıtmalıyız. Goril parlak nesneleri sever ve ben kocaman parlak bir nesne biliyorum. Devasa elmas tabii ya. Kaybedilecek zaman yok. Goril giderek sinirleniyor. Şu anda %100 öfkeli. Bunu saldıracak demek. Ha, şu goril yok mu? Sandviçlerim. İmdat. Nefesi küflü peynir gibi kokuyor. Queen'i yakaladı. Goril'in dikkatini dağıtmalıyız. Hemen. Ama o elmas o kadar ağır ki onu sadece ikimiz taşıyamayız Queen. Bir altımız garaj ekibi üyemiz eksik. Evet. Elliot nerede bu arada? Bu sırada Elliot da hayvanat bahçesinde. Hot Wheels şehri hayvanat bahçesinde müthiş hayvanlar var. Bu kötü oldu işte. Bu kötü oldu işte. Bize yardım gerekli. Bize yardımcı olabilecek birini biliyorum. Ama Draven kötü biri. Gerçekten de %90.8 kötü biri. Aynen öyle. Chase, bize yardım gerekli ve goril gitgide daha da öfkeleniyor. Acele edin. Bu gorilin dişleri çok güçlü. Pekala. Şehre yardım etmek Draven'a karşı olan hislerimden daha önemli. Draven! Yine mi sen? Ben bir şey çalmadım. Sadece yakıt alacağım. Ve şu dev goril de yolu tıkıyor. Biliyorum. Bu goril herkesin gününü mahvediyor. Bize yardım etsen. Tabii. Ama bu bizi arkadaş yapmaz. Süper. Hadi o zaman. Ama hiç yakıtım kalmadı. Ve benimki de bitmek üzere. Benim aklıma bir alternatif geliyor. Vay canına. Süper taşıyıcı. Bu araçların hepsi hazır. O zaman benzin boş verelim ve elektrikli arabalara geçelim. Oo, elektrikli mi? Süpermiş. Hadi bakalım Bubble Matic ve Skull Crusher. Chase ve Sophia elması yerinden çıkartmaya çalışıyor ama yeterince güçlü değiller. İyilere yardım etmek için elması çalmaya çalışacağım aklıma gelmezdi. Aklına yanlış bir şey gelmesin. Bir şey çalmıyoruz. Sadece ödünç alıyoruz. Tabii. Elektrikli arabaların elmasa güç vermesi gerekiyor. Goril parıldayan elması görüyor ama öfkeleniyor. Ve şimdi %200 öfkeli. Goril daha da mı kızdı? Olamaz. Çok acıdı. Normalde bu kristalin sahibi gorildir. Ama yılın bu zamanı öyle değil. İşe yaramadı. Biz gorilin dikkatini dağıtmaya çalışırken başka bir şey dikkatini dağıtıyor. Depremler de güçleniyor. Bu deprem değildi. Mide gurultusuydu. Teşekkürler. Bu aşırı iri gorilin yakıtı bitti. Bir şeyler yemeli. Bu koca oğlana hemen bir muz bulmamız gerekiyor. Harika bir fikir. İyi de bu maymunu mutlu edecek büyüklükte olan bir muzu nereden bulacağız? Peşimden gelin. Muz otomatı mı bu?
Dondurmacı muzlu tatlısını işte böyle yapıyor. Sen burayı nereden biliyorsun? Dondurmayı severim. Hem de çok. Bu müthiş bir şey. Ama onca deprem elektrik kablolarını bozmuş. Peki makineyi çalıştırabilmek için elektrikli arabalarını kullanacak. Elektriği ben hallederim. Sofia, şu maymuna öyle bir darbe indir ki hemen ağzını açsın. Tamamdır. Sonra da Draven bu gorilin karnını güzelce doyursun. Ben senden emir almam. Ama tamam. Hazır. Hadi işe koyulsanıza. İşe yaradı. Hadi gidelim. İşte geldim Goril. Doc Doc, en kötü kabusuna hoş geldin. Muz zamanı. Muzlar spor olabilir. Hızlı fırlıyor. Goril de muzla da bayılıyor. Dakikada bir milyon muz yiyebilir. Goril mutlu ve benzin istasyonu yeniden çalışıyor. Bibi. Aslında Ultimate Garaj ekibinin çok iyi bir üyesi oldun Draven. Asla olmaz. Kulübünüze katılmayacağım. Bak, anlaşamadığımız noktalar var ama neyse ki onları hallettik. Bize yardım etmeni istemesek Muz fikri aklımıza gelmeyebilirdi. Ve bu fikir sayesinde günü kurtardık. Yani itiraf etmem gerek, o kadar da kötü değilmişsin. Durun, Draven nereye gitti? Bir saniye yahu. Draven elması aldı. Bilmiyordum. Şimdi seni yakalayacağım. Elmas benim. Beni bekle Chase. Burası Hot Wheels şehri. Burada her an bir şeyler oluyor. Hot Wheels Ultimate Garaj ekibinde bu hafta. Bu dokunaçlar inanılmaz. Bu ekip Autobot'u yenmek için kazanma hırsını bir kenara bırakabilecek mi acaba? Meydan okuma kabul edildi. Hot Wheels şehrinde harika bir gün. Bu kadar sakin olmasına şaşırdım. Merhaba komşu. Araçlar yürüyor. Garajın en tepesinde... Sörf zamanı. Elit hızla aşağı iniyor ve büyük bir atlayış gerçekleştiriyor. Ve sörf tahtasının üstüne iniyor. Ve bu tahta arabasının içinden çıkıyor. Hava açık ve yeni sörf tahtamı denemek için mükemmel. Chase ve Sophia Elliot'ın yanına geliyor. Yer aç bakalım Elliot. Selam Chase. Hot Wheels şehrinde sörf merakı başladı. Bugün herkes suda. Değil mi Sophia? Asla kaçıramazdım. Hızlı araba sürerim ama sörfte daha bile hızlıyım. Bence bana yetişemezsin Elliot. Oo, meydan okuma kabul edildi Sophia. Beni yakalayamazsın. Güzel sürüyorsun. Elliot deniz kenarında güneşlenen Queen'i görüyor. Selam Queen. Büyük sörf yarışması yaklaşıyor. Ve ben kazanacağım. Ben kaydoldum bile. Ama sörf yapmadan önce odaklanmam gerekiyor. Böyle mi odaklanıyorsun? Ama ses çok yüksek. Seni duyamıyorum. Çok ses var. Kulaklarım buna dayanamayacak. Çok rahatlatıcı. Hala kimseyi duyamıyor çünkü müziğin sesi çok yüksek. Ama ileride bir tehlikenin onları beklediğini de bilmiyorlar. Çok korkutucu. Hanımlar ve beyler. Hot Wheels şehri süper şahane surf yarışmasına hoş geldiniz. Eğlendiğiniz sürece buradaki herkes kazanmış demektir. Ve kazanıp kupayı almaktan eğlenceli ne olabilir? Kupa mı? Hadi ama. Üzgünüm ama o benim olacak. Mümkün değil Elliot. O kupa benim. Hiç şansın yok Queen. Hepsini ben kazanacağım. Meydan okuma kabul edildi. Evet. Yanlış anlamışsınız millet. Sörfte önemli olan kazanmak değildir. Önemli olan... Havai fişek vakti. Tahtalarınızı kapın. Sörf yarışması başlıyor. 3, 2, 1, otoban!
Ahtapot mu? Orada hiç kimse fotoğraf çektiremeyecek ve gemiler denizde kaybolacak. Olamaz. Ahtapot. Arabalar kaçmaya başlıyor ve ne yapacaklarını bilmiyorlar. Ahtapotu yenebileceklerini düşünmüyorlar. Hey sen ahtapot. Hot Wheels şehri tehlike altında. Herkesin dikkatine. Sörf yarışması iptal oldu. Ve ahtapotla savaşma yarışması başlamak üzere. Ve ahtapotu yenen kişi büyük bir kupa kazanacak. Birinci benim Elliot. İlk sırada Chase var. Bu ahtapotun ağam karşısında hiçbir şansı yok. Ama ahtapot çok büyük olduğundan ağ kendisine dolanıyor. Kazandın mı? Kaybettim. Aa. Çünkü çok yavaştım. Evet. Sophie de en az çita kadar hızlı. Elveda ahtapot. Merhaba kupa. Ahtapotun üstüne atlıyor ama ıskalıyor. Aa, tüh. Anlaşılan işe yaramadı. Aman ya. Anlaşılan yenildi Sophia. Bakalım Elliot onu alt edecek mi? Şu ahtapotun etrafına daireler çizelim bakalım. Aa, bir sürü dokunacı var. En az 5-6 tane olmalı. Aslında 8 dokunacı var. Ahto 8 demek. Bu yüzden ismi ahtapot. Ahtapot kamufle olmak için renk değiştirebilir. 3 kalbi vardır ve boyutuna göre de beyni diğer omurgasızlara kıyasla daha büyüktür. Bu kadar hayvan bilgisi yeter. Yardım et. Aa! İşiniz bana kaldı. Quinn ışın tabancasıyla ahtapotu yenmeye çalışıyor. Anti ahtapot ışını sayesinde o kupayı kolayca kazanacağım. Ne? Niye işe yaramadı? Oh, bu anti kedi ışınımmış. Bu hiç iyi olmadı. Hadi gidelim buradan Elliot. Şimdi ne yapacağız? Birbirinizi yenmek için öyle uğraştınız ki fena yorgun düştünüz dostlarım. Bu da ne demek böyle? Sörfte önemli olan doğayla uyum içinde olmak, dostlarla olmaktır. Bunun ahtapotla ne ilgisi var ki? Onca havai fişek ve bağırışlar huzurunu bozana kadar ahtapot bebek gibi uyuyordu. Bu ahtapotu sakinleştirmenin tek yolu da gevşemek. Hep birlikte. Ama hep birlikte hareket edersek kupayı hangimiz kazanacak? Başımıza bu işlerin açılmasının nedeni herkesin kupayı kazanmaya çalışmasıydı. Ahtapotu uyandırdılar ve şimdi onu tekrar uyutmalılar. Var mısınız? Ben varım. Bu ahtapot birazdan koyunları sarmaya başlayacak. Ninni görevi hadi başlasın. Evet. Birinci adım, Elliot, Queen'in müzik setine bir kablo bağlıyor. Ninni sevk edildi. Uyusun da büyüsün ahtapot Ninni. Koyunlar gelsin. Chase koyun balığı resmiyle dalgaların arasından yükseliyor. Uyu. Uyku vakti ahtapot. Tatlı rüyalar. İşe yarıyor. Uykusu gelmeye başladı. Çok huzurlu görünüyor. Onu yenmemize gerek kalmadı. Ve bunu birlikte başardık. Aferin bize Altımut Garaj ekibi. Yaşasın. Evet. Şş, sessiz olun. Ahtapot uyanmasın. Arkadaşlarına günü kurtarmak, ödül kupasını kazanmaktan daha güzel. Seninle gurur duyuyorum kanka. Sörf yarışları hep böyle heyecanlı mıdır? Bu daha başlangıçtı. Bu ekip günü kurtarmak adına birlik olmak için rekabeti bir kenara bıraktı. Burası Hot Wheels şehri. Burada her an müthiş şeyler oluyor. Hot Wheels Altımız Garaj ekibinde bu hafta. Gizli operasyon. Yağma gelinmez zırhı olan bir hayvana silinilebilir ki.
Hills şehrinde çok güzel bir gün. İnsanlar köpekleri dolaştırıyor. Aileler bir araya geliyor, yemeklerini yiyor. Sosu uzatabilir misin? Ama bir yarış dikkatlerini dağıtıyor. Hadi gelsene Chase. Herkesin kaputunun altında jet motoru yok Sofia. Yol ikiye ayrılıyor. Karar vakti. Manzaralı dağ yolundan mı gidelim yoksa hızlı otobandan mı? Otobandan. Çok şaşırdım. Hep aynı şeyi seçiyorsun. Ve hep de öyle olacak. Aa! Uyarı alarmı çalıyor. Dev ve akrep şehre saldırıyor. Şerife yardım etmeliyiz. Hadi gel. Olamaz. Polis merkezinde alarm çalıyor. Şerif, akrep nerede? Tam arkamda. Dikkat edin. Olamaz. Dev ve akrep karakola saldırıyor ve kuyruğunu savurup duruyor. Vay canına. Şu kuyruğa bakın. Kuyruğunu gerçekten de çok hızlı sallayan bir akrep bu. Çok korkutucu bir şey bu ve havalı. Ve sonra akrep kuyruğunu çatlağa doğru savuruyor ve dünyanın dört bir yanındaki arabalar havaya uçmaya başlıyor. Dev bir böceğin karakolumuzu mahvetmesi de mi havalı? Ve daha önemlisi bahçem gitti. Begonyalara dokunma! Begonyalara cidden üzüldüm. Vay canına. Kuyruğu hızlıymış. Ama benden hızlı değil. Sofia, dikkat et. Evet. Üstümdeki şeritleri epey bir hırpaladı. Ultimate Garaj ekibi bana yardım edin. Ben kötü adamları alt edeceğim, akrepleri değil. Diğer arabalar şöyle diyor. Bu sesler de ne? Büyük anneler ve büyük babalar şöyle diyor. Oh, nihayet susturabiliyorum. Begonyalara dokunma! Bu da neydi? Bu akrebi yenmenin kolay bir yolu olmalı. Ben bir yakından bakayım. Chase akrebe doğru yaklaşıyor. Ama çok yavaş ve sessizce. Şu elma ağaçlarının arkasına saklanırsam beni göremez. Ama ses çıkarıyor. Olamaz. Beni gördü. Akrep bir elma ağacını çekip havalara fırlatıyor. Herkes korkuyor. Herkes aracıyla kaçışıyor. Herkes korkudan çıldırmak üzere. Fena ödün koptu. Hem de nasıl? Akrep sinirleniyor ve kuyruğuyla onu yakalıyor. Ve onu kafasının içine çekiyor. Evdeki evcil tarantulamdan çok daha büyüksün. Dayan Chase, hemen geliyorum. Bakalım bu akrep sonsuz döngü çemberi sevecek mi? Rampadan atlıyor ve akrebin içine uçuyor. Sağ ol. Şimdi de şu akrebi durduralım. Evet ve dış kabuğu çok sert. Bize gereken... Daha fazla hız. Hayır Sofia, dinle. Sesten daha hızlı giderken seni duyamıyorum ki. Bu da ne demek böyle? Bakalım bu üç çembere ne diyeceksin? Sofia akrebin kafasına indiriyor ve takla atıp düşüyor. Çok trajikti. Çınlama sesini sen de duyuyor musun? Yoksa sadece bana mı öyle geliyor? Seni uyarmaya çalıştım. Araban zırhın delecek kadar ağır değil. Ne diyorsun? Farklı bir araba bulmalısın Sofia. Hemen. Meydan okuma kabul edildi. Queen! Şanslısınız ki elimde pek çok çeşit araba var. Ama arabamı seviyorum. Yeni bir araba istemiyorum ki. Senin havalı araban da iyi ivmeleniyor. Ama zırhı delecek büyüklükte değil. Pekala. Hadi o zaman. Ama hoşuna gideceğini sanmam. İlk olarak...
Bubblematic. Kabarcık mı? Su altına mı kaçacaksın? Karde Asada. Zevkli ama hayır. Roadster Bite. Bu da bir başka yarış arabası ama sıradaki. Foxzilla. Yaklaştın. Quick Bite. İşte budur Sofia. Bu çok uygun. Ne kadar da büyük ve ağır. Ben hiç böyle arabalar sürmem. Merak etme Sofia. Akrebe doğru uç ve gerisini Sir Isaac Newton'a bırak. Kime? Kuvvet eşittir kütle çarpı ivme. Oh! Newton'un ikinci yasası. Sen bunu nereden biliyorsun? Bu yeni arabayla bence o akrebi yeneceksin. Evet! Tamamdır Queen. Aç elyalara dokunma. Bu kuş evini kendi ellerimle yapmıştım. Acele edin Ultimate Garage ekibi. Bu akrebi yenmek için nereden atlaman gerekiyor? Hot Wheels Kulesi'nden. Hot Wheels Kulesi şu anda devasa bir kuleye dönüşmek üzere. Vay canına. Ne kadar da yüksek. Vay canına, cidden çok yüksek. Sofia, hazır mısın? Çok gerginim Queen. Daha önce böyle bir şey yapmamıştım. Yeni bir şey denemek korkutucudur ama tanıdığım en cesur şoför sensin Sofia. Unutmayın, Sofia'nın arabası çok ağır. 3, 2, 1. Çok da hızlı ilerliyor. Cücelerim. Ağır çekimde nasıl da uçuyor. Ve akrep ardına bakıyor, evet. Ve korkmuş görünüyor. Kolla kendini akrep. Bu akrep ilk defa yaralanmış gibi görünüyor. Kafası karışmış. Bu nasıl oldu ki? Bu arabalar çok heyecanlı. Hepsi çığlık atıyor. Evet, başardınız. Müthiş bir hareketti Sofia. Yeni bir şey denedim ve bu keyifliydi. Hep aynı yoldan gidersen pek çok müthiş macerayı kaçırabilirsin. Bu seferlik daha yolundan gitmeye ne dersin? Yarışalım mı? Sofia kasaba bahçesini kurtarmak için elini taşın altına soktu. Hadi gelsene Chase. Meydan okuma kabul edildi. Burası Hot Wheels şehri. Burada her an müthiş şeyler oluyor. Hot Wheels şehrinde yine müthiş bir gün başladı. Ne güzel bir gün. Altımız garaj ekibi itfaiye istasyonundaki pikniğe burgerleri yetiştirmek için şehirde koşturuyor. Oo, var ya, burgere bayılırım. Evet. Biliyoruz Chase. Diğerlerini de ayırmayı unutma ama. Hey ekip. Şehirdeki arabayla servis burgerciye ilk giden en harikadır. Oo, ben varım. İyi ki kestirmeyi biliyorum. Ama sonra Sofia öne geçiyor. Oh, hayır. Evet, önde ben varım. Bu uzun sürmeyecek. Çünkü Queen köşeden gelip öne geçiyor. Evet, işte budur. Birinci sıradayım. Aferin sana Queen. Kazanmak için şehri birini kullanman iyi oldu. Neyse, sonuçta karşılığında kupa falan almayacağım. Vay canına. Hayır demem. Bu piknik müthiş olacak. İtfaiye istasyonuna vardıklarında bir ejderha görüyorlar. Ama sıradan bir ejderha değil. Dante! Evet, karşımda Ultimate Garage ekibimi görüyorum. Piknikteklerin üzerine alev püskürtüyor. Umarım iyi pişmiş seviyorsunuz. Hayır, yemekler gitti. Bugün burada olmamam gerekiyordu zaten. Bam! İstasyonu yıktı ve itfaiyecilerden birini yakaladı. Durum hiç iyi değil. Hey, o benim repliğim çocuk. Durum hiç iyi değil. Ama garaj ekibi hemen işe koyuluyor. Dante de onları bekliyor. Hey! Dante'nin çemberinde herkesin başı dönüyor. Çok kötü hissediyorum. Oh, neredeyim ben?
dantelleri basıyor ve bütün arabalar şehrin dört bir yanına dağılıyor. Kızartma sevenler! Queen havaya uçuyor ve bir otoparka düşüyor. İyiyim ben. Sonra da oradan sekip güneşe çarpıyor. Güneş kağıt hamurundan mıymış? Bak sen. Ve neredeyse bir kediye çarpıyor. Üzgünüm kedicik. Elliot de havaya fırlıyor ve lastiklerin üzerine konuveriyor. Dönmekten bıktım artık. Olamaz. Chase de havaya fırlıyor. Bir binanın üstünden geçiyor ve araba yıkama istasyonuna düşüyor. Araba yıkama. Sophia da havaya fırlıyor. Ve sonra T-Rex'in ağzının içine düşüyor. Tadı tavuk gibi. Çok kötü, indir beni. Dante'nin çemberi tüm garaj ekibinin başını döndürdü. Arabaların hepsi dağıldı. Bana hiç bakmayın. Vay be, bunu hanginiz söyledi? Başım dönse de o ejderhaya yeniliyor. Selam Reyes. Kusura bakma lütfen. Peki ya şimdi? Baş dönmemizi geçirmenin ve Dante'yi alt etmenin yolunu bulmalıyız. Pekala ekip. Beyin fırtınası yapalım. Bence mümkün olduğunca süratli gitmemiz gerekiyor. eyvah. Chase, fikrin var mı? Evet. Ben bir sakız burger rica edeyim. Olamaz. Ama Queen'in aklına süper bir fikir geliyor. Evet, buldum. Altımız garaja gidebilirsek rampalardan geri ineriz. Ve sonra da altımız garajın virajları ve dönemeçleri bizi kendimize getirir. Sonra da burger yiyebiliriz. Anlaşılan bu şekilde sürmek biraz zormuş. Bence otoban çekicisini arayıp derhal üstümüze dönmeliyiz. Hadi bakalım. Üste döneceğiz ve baş dönmemiz anında geçecek. Hadi bakalım. Harika. Evet. Evet. Wow. Evet. Bakalım işe yaradı mı? İşe yaradı. Artık başları dönmüyor. Bekleyin, geliyoruz burgerler. Büyük kertenkeleye şehrimize bulaşmaması gerektiğini öğretelim. Yemeklerimize de. Arabalar itfaiye istasyonunda ve Dante her zamanki kadar güçlü. Hot Wheels'i alt eden ben olacağım. Olamaz. Demek Dante. Yine mi o? Buradasınız demek. Alevler. Elliot'tan biraz fazla duman çıkıyor. Elliot, iyi misin? Yapay dumanla kaplıyken onunla mücadele edemem ki. Yapay dumandan kurtulmanın tek yolu yapay baloncuk. Ve en uygun yeri biliyorum. Benimle gel. Ejderha Dante'yi yenmem gerek. Mis gibi oldu. Artık ejderhayı alt etmeye hazırlar. Pekala ekip. Bence bu ejderhaya bir anda yakalamalıyız. Biz kertenkelenin dikkatini çekelim. Ve gerisini bana bırakın. Hızlı olabilirsin. Ama alevden hızlı koşamazsın ya. Bizden kaçamazsın. Sürpriz. Geri döneceğim. İyi atıştı Elliot. Ekim olmasa asla başaramazdım. Queen, tekrar yarışmaya var mısın? Tamamdır. Arabaya servis burgerciye ilk varan kazanır. Hot Wheels şehri bugün de kurtuldu.
Burası Hot Wheels şehri. Burada her an müthiş şeyler oluyor. Hot Wheels şehrinde yine müthiş bir gün başladı. Ne güzel bir gün. Queen ve Chase şehirde yarışıyor. Eğleniyor musun Chase? Beni asla yenemezsin Queen. Bitiş çizgisinde görüşürüz. Dikkat et! Her yerde taşlar var. O olamaz. Ben iyiyim. Bitiş çizgisinde görüşürüz Chase. Hayır, ben kazanmalıyım. Çöp tenekelerine ve yoldaki diğer arabalara çarpıyorlar. Ve etrafı fena dağıtıyorlar. Wow! Harika! Yarışı Queen kazandı. Yaşasın. Queen'i alkışlıyoruz. Oo, ne mutluluk ama. Kazanacağını biliyordum Queen. Çok zor bir yarışsa Elliot. Chase cidden çok hızlı. Ne dedin? Dedim ki Chase cidden çok hızlı. Ne? Chase çok hızlı diyorum. Yoksa sen Chase çok gazlı mı dedin? Ayıp ama. Elliot Sarah'ı anlatıyor. O da annesine, babasına, kardeşine, abisine ve balığına ve köpeğine. Hepsine Queen Chase çok gazlı dedi diyor. Araba spasında güzel bir gün geçirmek gibisi yok. Aslında sorun değil. Bütün yarışları kazanamayacağımı kabullendim. Queen kazanmayı hak etmişti. Büyüklük göstermene çok sevindim. Hele ki senin için çok gazlı değmesine rağmen. Ne dedi dedin? Chase buna çok bozuldu. O olamaz. Bu görmüş olduğunuz bir kova dolusu sıvıyı Queen'in tepesine boşaltacağım. Üf, çok pis kokuyor olmalı. La 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 la. Bakalım kim gaz kokuyormuş. Bam. Aa! Aa! Chase, bunu neden yaptın ki? Sebebini biliyorsun. Rakip alarmı çalıyor. Hadi bakalım sorun neymiş? Sorun yine Oki. Oki her şeyi mahvedip şehri sel altında bırakabilecek güçte. Nasıl ya? Draven neden burada ki? Bir şeyler peşinde olduğundan eminim. Evet. Planım gerçekten müthiş. Hiç kimse beni suçüstü yakalayamayacak. Pekala ekip, anlaşılan bu ahtapot sıkı bir mücadele yapmak istiyor. O zaman biz de öyle yapalım. Sophie ahtapota lastik fırlatmaya çalışıyor. Bu durumdan bıktım artık. Al sana. Bana bir şey fırlatmayı bırakın. Oo, olamaz. Hey. Hatta kafasına ördek, tavuk bile atıyorlar. Neden? Bunun işe yaramayacağı kesin. Oh, affedersin kuşçuk. Hayır. İmdat. Hiçbir işe yaramıyor. Onu daha da sinirlendiriyoruz. Planını duyalım o zaman. Onu kızdıracak şeyler söyleyelim istersen. Ne? Chase seni üzecek bir şey mi yaptım ki? Eğer öyleyse özür di... Ne? Nasıl? İkinci rakip alarmı mı? Bu normal değil. Wow! Vay canına! Nasıl ya? Hayır! Anlaşılan şehrin diğer tarafı tehlike altında. Queen ve Chase, anlaşmazlıklarınızı bir kenara bırakıp gidin bakın. Hadi gidelim. Şimdi ne gelmiş olabilir ki? Olamaz. Patates kılıçlarıyla dev patates fry gelmiş olabilir. Evet, olabilir. Ya da bitmeyen ketçap şişesiyle domates sitimi gelmiş olabilir. Ya da koca yarasa kanatlarıyla yarasa mantı olabilir. Ben bu sesi iyi tanırım. Ben de öyle. Bu ejderha Dante. Yeniden şehre gelmiş. Beni durduramazsınız. Ve alevler püskürterek her şeyi yakıyor. Bu gerçek alev değil ki.
Kargaşa çıkartmak için gerçek aleve ihtiyacım yok ki. Ayrıca izin alamadım zaten. Draven, farklı görünüyorsun. Senin burada ne işin var? Yok bir şey. Planım mükemmel bir şekilde işliyor. Bu tuhaftı işte. Plan derken ne demek istedi ki? Bilemiyorum ama şimdi daha önemli işlerimiz var. Bak. Buradasın demek seni kertenkele seni. Dante ve o iki birbirleriyle savaşacak. İşin bitti seni gidi büyük deniz anası. Hayır. Hot Wheels şehrinde bu ikilinin mücadele etmesine izin veremeyiz. Dante ve Öykü ellerine geçenleri birbirine fırlatıyor. Evleri, muzları, merdivenleri bile. Geliyor. Hatta sokak lambalarını bile fırlatıyorlar. Ve en kötüsü de pastanedeki en güzel pastaları da fırlatıyorlar. Birbirinize tatlı sözler söyleyin. Birbirinize tatlı fırlatmayın. Sen de benden bin kat daha kötü görünüyorsun. Okey, çekici köpek balığını çağırıyor. Okey, çekici köpek balığını çağırıyor. Çok acıktım. Ve Dante de ejderha fırlatıcıyı çağırıyor. Mangalda araba yemezsem çok kızacağım. Yeter artık, bu mücadeleden çok sıkıldım. Chase, ne yapıyorsun? Ortalık çok fena karıştı. Chase de nihayet onların yanına gidecek cesareti topladı ve... Hey! Size ne oluyor böyle? Neyi paylaşamıyorsunuz ki? Şehrimizi mahvediyorsunuz. Benim hakkımda konuşuyormuş. Hayır, asıl sen benim hakkımda konuştun. Benim hakkımda kötü şeyler söylemişsin. Asıl sen benim hakkımda bin kat daha kötü şeyler söylemişsin. Bu sözlerin diğerinin ağzından çıktığını duyan oldu mu? Hayır. Ben bunu bir kırmızı arabadan duydum. Ben de öyle. Ama bu araba maviydi. Renk değiştiren, uyunmaz bir araba demek ha? Bu ancak tek bir kişinin işi olabilir. Draven'ın. Tahmin etmeliydik. Ben kaçar. Yakalayın. Bum 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 bum. Ekip Draven'ı Ultimate Garage'ın en üst katına kadar kovalıyor. Merhaba. Bunu niye yaptın Draven? Neden böyle konuşarak şehri tehlikeye attın ki? Çünkü takım çalışmasını size başka türlü öğretemezdim. Hayır, biz o işi çoktan hallettik. Peki, tamam. Amacım kargaşa ve genel anlamda gürültü yaratmaktı. Sonuçlarına katlanmaya hazır ol. Hayır. Yo. Draven'ı suçüstü yakaladılar. Senle Atlantis için ne diyorlar? Hiç duydun mu lan? Balık yemi olacaksın. Geri döneceğim. Draven ile diğer herkes uzaklaştırıldığına göre Quinn ve Chase birbirinden özür dileyebilir artık. Cidden harikaydı Chase. Sağ ol Quinn ve özür dilemek istiyorum. Gerçekten incinmiştim ama önce gelip seninle konuşmalıydım. Teşekkürler Chase. Seni affediyorum. Ama söylenecek tek bir şey kaldı. Bitiş çizgisinde görüşürüz. Ultimate Garaj ekibi yapacağını yaptı. Hot Wheels şehri bugün de kurtuldu. Burası Hot Wheels şehri. Burada her an müthiş şeyler oluyor. Hot Wheels şehrinde yine müthiş bir gün. Bugün güneşli olacakmış ve... Ne? Draven mi? Acaba Draven neyin peşinde? Evet. Bu planımın son basamağı. Her şey yolunda gidiyor. Tabii kusursuz yaş günü partim için. Şimdi rahatladım. Sabah oldu. Dolaşacağım için. Heyecanlıyım. Draven'ın parti davetiyesi uçtu. Garaj ekibi davetiyeyi görmedi bile. Ben iyiyim. Hadi gel, yola koyulalım. Pekala ekip, planımız şu. Ben burguyla başlayalım derim. Sonra da birkaç tur daha atıp... çemberde takılırız.
bir bardak su mu içsen Elliot? Sizden çok özür dilerim. Engel olamıyorum. Wow. Wow. Oh, olamaz. Wow. Efsaneydi. Birazcık geciktiler, ne olacak? Wow. Onlara bu kusursuz tuzağı kurmak için ne kadar uğraştığımı bir bilseler. Bir şeylerin peşinde olduğu kesin. Başından beri tuzakmış zaten. Parti mahvoldu. Bakın neler yapacağım. Harika. Süperdi. Harika. Garaj ekibi bütün gün çok eğlendi. Ama Elliot'ın hıçkırıkları onu engel alıyor. Dikkat et! Elliot, şu an burger yapmanın hiç sırası değil. Çok özür dilerim. Elliot! Olamaz, imdat! Elliot, baloncukların başımıza bela alıyor. Özür dilerim. Tekrar. Ne yaptığını gördün mü Elliot? Rakip alarmını çalıştırdın. Aslında Sofia. Bak. Olamaz. Bu gerçek bir rakip. Olamaz. Elliot çok korktu. Köpek balığı Justin şehrin altını üstüne getirdi. Beni durduramazsınız. Merhaba George. Merhaba komşu. Pekala. O zaman hadi gidelim. Bu balığın işi bitti. Yaptıkları için suçluluk duymasını sağlayalım. Elliot, birinci pozisyonu sen al. Hadi. Al bakalım. Herhalde bana küçük bir karides falan dokundu. Elliot'ın hıçkırığı devam ederken köpek balığını nasıl yenebilirler ki? Elliot, akışımızı bozuyorsun. Akışı bozma ama. Günü böyle kurtaramayız. Derhal hıçkırığına bir çare bulmalıyız. Hey, belki bu bize zaman kazandırır. Ağ gibisi yok cidden. Bu ağ bir pek uzun süre tutamaz. Ultimate Garaj ekibi acele etmeli. Kafa kafaya verip bir şekilde Elliot'a yardım etmeliyiz. Heyecan. Woho! Woho! Korku! Olamaz. Bu da neydi? Of! Yetenek! Ne yapmamı istiyorsunuz ki? Olamaz, hiçbir işe yaramadı. Ve Ultimate Garaj ekibinin zamanı daralıyor. Beni buradan kurtarsın. Justin, seni güzel yarattık. Ne oldu sana böyle? Ultimate Garaj ekibi yapacağını yaptı. Durum bu işte. Aklıma çok fena bir fikir geldi. O zaman ben bu planı uygulamaya başlayayım. Bu işte seninle birlikteyiz güzel balık. Bilmiyorum ekip. Ultimate Garaj ekibi günlerim bitti. Belki de. Anlaşılan sonsuza dek hıçkırığım sürecek. Hayır. Böyle söyleme. Seni seviyoruz Elliot. Justin'i ben almadan yenmeniz gerekecek sanırım. Şansınıza küsün. Senin burada ne işin var Draven? İşiniz bitti Ultimate Garaj ekibi. Gel bakalım yardımcım. Beni tanıdınız mı? Vay canına.
Bu köpek balığına ne yaptın sen? Ve neden kafanda yaş günü şapkası var? Yakala onları! Yaş günü partimi kaçırdıklarına pişman olsunlar! Yaş günü partisi mi? Hallediyorum patron. Aa, hayır! Bu hıçkırıktan kurtulmalıyım. Bizi yaş günü partisinde istediğini bilmiyorduk ki. Elbette gelmenizi istiyordum. Böylece tuzağıma düşecektiniz. Yani... Enfes pastamdan yiyecektiniz demek istemiştim. Tuzağına mı? Durum hiç iyi değil. Hayır. Evet. Onları yakaladın. Şimdi Elliot'ı da yakala. Hey, beni iyi dinle. Hıçkırık tutmuş olabilir. Wow. Ama bu şehrime gelip arkadaşlarımı yutabileceğin anlamına gelmez. Benden sonsuza dek saklanamazsın. Seni bulacağım. Nereye gittin bakayım? Hemen tükür onları. Hiç iyi hissetmiyorum. Olamaz. Balık yemi gibi kokuyor bu. Elliot, köpek balığının içindeyken seni duyduk. Hıçkırığın geçti bak. Oh evet. Haha. Kayboldu. Evet. Bu iş daha bitmedi. Altımız garaj ekibi. Geri döneceğim. Hemen geri dön köpek balığı. Beni dinle. Neyse. Ben de gitsem iyi olacak herhalde. Uslu dursan iyi edersin Draven. Yaş gününde seni bulamamızı dile bence. Bizi kurtardın Elliot. Hıçkırıktan nasıl kurtuldun? Bilmiyorum. Bütün gün kurtulmak için çok uğraştım. Ama siz balık yeme olunca ben sanırım kendim dışında bir şeye odaklanmam gerekiyordu demek. Sizi çok seviyorum. Aa! Teşekkürler Elliot. Biz de seni seviyoruz. Olamaz. Bu sefer de beni hıçkırık tuttu. Hotfield şehri bugün de güvende. Burası Hotfield şehri. Burada her an müthiş şeyler oluyor.